Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle tığ işi bir bluz çalışacağız. Kruvazya bir bluz olacak, belde kemeri olacak, ufak bir işlemesi olacak. Bunun için kullandığım ip tabii ki Alize Diva. 100 gramında 350 metre var. Gerçekten yazlık bluzlar için ideal bir ip. Bundan 3 yumak aldım. İnşallah yeter. Eğer yetmezse ne kadar kullandığımı bluzun sonunda sizlerle paylaşacağım. Ve ne kadar eskimiş görüyorsunuz tığım. Daha önce eskitmiştim. Dilerim bu kanalda beraber yaparak nice nice tığlar eskitiriz. 2,5 numara tığ kullandım. Eğer ipimiz hazırsa, eğer benimle çalışmak istiyorsanız hadi başlayalım. Arka bedenle başlıyoruz arkadaşlar. 123, hatta ben biraz da fazla çektim. 125 zincir çektim. 125 zincirin üstüne şöyle 3. zincire batarak ikili trabzanlar yaptım. 120 adet ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekerek 3 zincir çekerek döndüm. Buraya değil, şuraya battım ve kafesler oluşturdum. Her kafesin arasında bir göz var. Bu şekilde yaparak tam 2. sırada 60 tane kafes yerleştirdim. Tam da denk geliyor arkadaşlar. 120 trabzanın üstüne birer göz atlarsak 60 tane kafesi oluşturuyoruz. Her kafesin üstüne batarak, şöyle batarak, araya da bir zincir çekerek tam 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. 58 sıra kafesimizi yaptık. Bu tabi size kalmış. Daha kısa bir bluz da yapabilirsiniz. Ama benim için bu yeterliydi. Şimdi arka yakayı keseceğiz. Bir zincir çekiyorum. Şöyle yapıyorum ve dönüyorum. 1, 2, her dönüşlerde 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 21 kafes yapacağız şimdi buraya. Ve 21. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4. Ve dönüyoruz. Buraya değil, şuraya batıyoruz. Ve sıra sonuna kadar kafeslerimizi yapıyoruz. 20 kafes oluşturmamız gerekiyor. Yirmi kafesimiz oldu. Şöyle boydan boya sayarsak şu en baştan en uça kadar da tam 60 kafes sıramız var arkadaşlar. Şimdi bu tarafa geldi. Bu tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. İpimizi şuradan bağlıyoruz. En dıştan. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve 21 kafes yapıyoruz. Ve 21. 4 tane zincirimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Ve tekrar burada da dönüyoruz. Üzerine aldık. Buraya değil, şuraya batıyoruz ve boydan boya sıra sonuna kadar 20 kafes yapıyoruz. 1, 2, 3 ve 20. Böylelikle arka bedenimiz bitti arkadaşlar. Şunu da şurada bir kesimi de neden yaptık? Şöyle bir meyil verelim diye.
Kol kesimi yok görüyorsunuz. Çünkü düşük kollu bir bluz olacak. Arka bedenimizi bitirdik. Ön bedenimiz için aynı burada olduğu gibi zincir çekeceğiz. Trabzan yapacağız ve kafeslerden oluşacak. Ön beden için 100 zincir çekeceğiz. Dönüş için de 2 zincir fazla, 102 zincirle başlayacağız. 102 zincir çekeceğiz. İlk trabzanda 3. zincire, 3. göze batarak toplamda 100 adet ikili trabzan yapacağız. Ve 3 zincirle dönüp şöyle aynı şekilde aralarda bir göz bırakarak kafesler oluşturacağız. Kafeslerimizin sayısı da 50 olacak. Şu iki sırayı yapalım ve kesimler için buluşalım arkadaşlar. Bunları yapalım, gelelim. Şimdi ön bedeni başlıyoruz arkadaşlar. Ön, sol ön bedeni yapacağız. Şimdi 102 zincir attım ama ben fazladan 5-6 zincir daha attım. Yani 110 zincir attım. Ve buraya 3. göze batarak ilk trabzanımı yaptım. İkili trabzan yaptım. Tam tamına 100 tane ikili trabzanı yaptım. Daha sonra 3 zincir çektim ve bir boş bırakarak battım. Her trabzanın bir arasına battım. Bir göz boş bırakarak battım ve tam 50 tane kafes yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar sol tarafı yapıyoruz demiştik. 1, 2, 3 tane zincir çekerek üzerine aldım ve her kafesin üzerine batarak araya da bir zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Bakın buraya kadar geldim. 1-2 tane kafesim var. Bir zincir çekiyorum ve şuraya değil, burada artık eksiltmelere başlıyorum. Bir tane eksilttim. 1-2-3 zincir çekiyorum, dönüyorum ve şurada eksilterek ilk sırada 50 kafesimiz var. Burada bir tane eksilttik. Burası bizim yan beden hattımız olacak. Burada hiç eksiltme arttırma yok. Hep böyle dümdüz olacak. Burada da eksilte eksilte azaltacağız. Birinci sırada 50 kafesim vardı. İkinci sırada 49 kafese indi. 3 zincir çektim, döndüm. Ve burada da 49 kafes her direğin üstüne batarak 49 kafes yapıyorum. Sonra 49 kafes yapıyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Burada hemen bunun üstüne dik batıyorum. Şuraya batıyorum. Ve burada bir düzlük oluşturuyorum. Tekrar dönüyorum. Tekrar bir tane azaltıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gidelim. Geri dönelim. Bakın sıramızın şöyle sonuna geldik. Üçüncü sıramızın sonuna. Bir zincir çektik. Hemen şu ortaya, 3 zincirin ortasına battık. Bir trabzanımızı yaptık. Bakın böyle dik bir hat oluşturacağız. 2, 3. 3 zincir çekiyoruz. Ve hemen önüne batıyoruz. Burada da 2 kafes kalana kadar dümdüz örüyoruz. Kafeslerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bakın burası hep düz bir hat oluşturacak. Çünkü yan hat oluyor. Yan hat olacak burası. Burada da bu tarafta da hep eksiltmeler olacak. Şimdi 2 tane kafes kalana kadar ördük. 2 kafes. Bir zincir çekiyoruz ve buraya batmıyoruz. Şöyle zincirin üstüne batıyoruz. 2 kere de çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Hemen buraya batıyoruz. Burada eksiltme yok. Şimdi dönüyoruz. Dönüyoruz. Buraya da batıyoruz. Her
direğin üstüne batarak burada da 48 trabzan oluşturacağız. Buraya geleceğiz. Buradan geri döneceğiz. Gene her direğe batarak tekrar kafeslerimizi oluşturacağız. Tam 2 kafes kalana kadar şuraya batacağız. Ondan sonra şuraya batmadan eksiltmemizi yapacağız. Bakın şöyle. Şöyle bir görüntü oluyor. Burada tam, burada eksiltme. Dönüyoruz. Eksilterek geldik. Eksilttik. Döndük. Tam sıra. Sonra tekrar geldik. Eksilttik. Tekrar döndük. Tam sıra. Bu şekilde yaparak her iki sırada bir eksiltmelerimizi yaparak elimizde tam 20 kafes olana kadar bu eksiltmelerimize devam edeceğiz arkadaşlar. 20 kafes olunca da ön bedeniniz bitmiş olacak. Ben biraz yapayım, tekrar sizinle paylaşacağım. Bunları yapalım, gelelim. Kafanızda daha netleşecek. Burası dümdüz geliyor. Geliyoruz böyle. 2 kafes kalana kadar normal her direğe batıyoruz. Bakın 1-2 kafes kaldı. Bir zincirimizi atıyoruz. Buraya normalde batmamız gerekiyor ama bu sırada eksilttiğimiz için şuraya batıyoruz. Hemen şuraya. Trabzanımızı yapıyoruz. Bakın bir eksilttik. Sonra 1-2-3 zincir çekip dönüyoruz. Ve normal her direğin üstüne batıyoruz. Bir zincir araya çekiyoruz. Sıranın sonuna kadar dönüyoruz, geliyoruz, sonra tekrar dönüyoruz. Dönerken 2 kafes kalana kadar örüyoruz. 2 kafeste gene eksiltmemizi yapıyoruz. Bu şekilde devam ederek elimizde 20 kafes kalana kadar örüyoruz arkadaşlar. Kaldıktan sonra sol ön bedenle işimiz bitiyor. Sağı çalışmak üzere buluşuyoruz. Yapalım, gelelim. Diğer ön bedenimizi yapıyoruz arkadaşlar. Sağ ön bedeni yapıyoruz. 100 tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirimizi atıyoruz. 105 tane. Ondan sonra ikinci göz değil, üçüncü göze batarak ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 100 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 100. trabzanım tam geldi. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve üzerine alıyorum. Kafesimi yapmaya başlıyorum. Buraya değil, buraya değil, şuraya atıyorum. Şimdi buraya araya bir zincir çekiyoruz. Ortada bir göz boş bırakıyoruz. Bir zincir çekip ortada bir göz boş bırakıp şuraya batıyoruz ve kafeslerimizi oluşturuyoruz. Tek zincir buraya değil şuraya. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Ve elimizde 50 tane kafes olması lazım arkadaşlar. Bu önemli. Eğer eksik yaptıysanız da bir göz hemen direkt yanına batarsınız. Hiç sökmeyin. O şekilde de halledebilirsiniz. Ama eğer 100 trabzan yaptıysanız tam 50 kafese ulaşırsınız. Sıra sonuna kadar yapıyoruz. Elinci kafesimi yapıyorum. En dibe battım. 50 tane kafesimi oluşturdum. Şimdi sağ beden sol bedene göre daha kolay arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Dönüyorum. Üzerine alıyorum. Bakın burada eksiltmelere hemen başlıyoruz. Solda, diğer tarafta tam zıttıydı. Ama burası daha basit. Normalde şuraya batmam gerekiyor. Ama ben buraya batıyorum. Çünkü bir tane eksilteceğim. Eksilteceğim için 4 zincir çekiyorum. Sonra her direğin üstüne batarak sıra sonuna kadar geliyorum. Geldikten sonra 3 zincir çekerek dönüyorum arkadaşlar. Dönerek geliyorum. Tekrar sıranın sonuna kadar buraya geldim. Buna da batıyorum. Ve şuraya da batıyorum. Zincirime de batıyorum. Tekrar hemen eksiltmelerime geçiyorum.
eksilte eksilte elimde 20 kafes kalana kadar yapıyorum. 20 kafes kalınca da ipimi uzun kesiyorum ve ön bedenimin sağ tarafını da bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Daha sonra dikim ve kola geçeceğiz. Bunları yapalım, gelelim. Bedenlerimiz bitti. Şöyle tekrar göstereyim. Trabzanlarımı attım, gittim. 50 tane kafesimi de yaptım. Bu sağ ön beden. Geldim. Her gelişte 4 zincir çekerek tekrar bakın şuraya değil şuraya battım. Böyle daha netleşir gözünüzde. Ondan sonra tekrar burada 50 kafesim vardı. Burada hemen bir tane eksilttiğim için 49'a indi. Gittim. 3 zincir çekerek geri döndüm. Geldim. Bakın şuraya da battım. Şuraya da battım. Şuraya da battım. Bu 4 zincirin tam ikinci gözüne de battım. Sonra tekrar 4 zincir çektim. Tekrar döndüm. 3 zincir çekerek buradan döndüm. Geldim. Her bu tarafa başlarken, şu tarafa başlarken birer eksiltme yaptım. Bakın eksiltme yaptığım gözler biraz daha büyük. Normal dümdüz geldiğim yerlerde normal kafes. Bu şekilde yaparak elimde 20 kafes olana kadar eksilttim. Burada da aynı şekilde bakın. Burada da aynı şekilde. Burada da buradan geliyorum. Burada 2 kafes kalana kadar örüyorum. Ondan sonra 2 kafes gelince de şuraya batıyorum. Zincire batıp dönüyorum. Bu da bu şekilde. Yani eksiltmelerimiz tam sırt taraftan oluyor. Daha sonra ne yaptım? Düzü düzüne gelecek şekilde yerleştirdim ve bluzumu ve düz tarafından diktim arkadaşlar. Şöyle bakın burası tersi. Çünkü düz tarafının üst ilmeklerinden diktim. Hiç böyle çok böyle sıkmadım. Hemen direklerin üstünden bir oradan aldım bir oradan aldım ve bu şekilde temiz bir dikiş elde ettim. Daha sonra kol yerini belirledim. Kol yerim benim geniş bir kol yapacağım. Geniş yarım kollu yapacağım. İsterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kolsuz da kullanabilirsiniz. Böyle de çok güzel oluyor. Ama ben kollu kullanacağım. Şimdi diktiğim yerden saydım. Şöyle diktiğim yeri şöyle kıvırdım. Bu benim kolum. İlk önce omuzları diktim. Daha sonra kolu belirlemek için şöyle ikiye katladım. Burasını da dikeceğim. Çünkü yan hattı dikeceğim. Ondan sonra kolu çalışacağız beraber. 27 kafes saydım. Buradan da buradan da. 28. kafesin tam direğinden ipliğimi bağladım. Burayı da bu şekilde her çizginin olduğu yerden bir oradan bir oradan diktim. Ve yan hatları da oluşturmuş oldum. Kolum da oluşmuş oldu. Eğer kolu daha geniş istiyorsanız, yani yarasa gibi bir şey istiyorsanız 30 yaparsınız. 30-35 yaparsınız. Nasıl isterseniz. Ama bu benim için yeterli. Zaten bayağı bir geniş kol olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Kola başlıyoruz. Kol altından başlayacağız. Ve döne döne öreceğiz. Bakın burası tam dikişimizin olduğu yer. Şöyle getirin. Şurada yakalayın. Biraz da uzun bakın, bırakın temizliğini rahat yapalım diye. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Daha sonra dönüyorum. Artık bakın kolum böyle ve ben şuraya batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Tek zincir çekiyorum. Zincirleri biraz gevşek atın. Tekrar şurada battığım yere batıyorum. Tekrar bir zincir. Bakın şurada batıyorum. Şuraya. Şuraya battım. Tekrar bir zincir. En son kalan yere batarak çepeçevre kafeslerimi yapıyorum. Ondan sonra hiçbir şey yok.
Bakın şöyle bir zincir, biraz geniş bırakıyorum. Bakın hemen şuraya önümdekine bir zincir, hemen en son batılmış olan yere. Bakın tam orta dikiş noktama geldim. Dikiş noktama da hemen ortasından, diktiğim yerin ortasından batarak burada da kafesimi oluşturuyorum. Şimdi ön kola geçtik. Tekrar bir zincir çekiyorum, üzerine alıyorum. Bakın zincirime geldim. 4 zincir atmıştım, başlamıştım. Şu iplikler sizi görmenizi engelliyor. Bakın zincirime geldim. Şimdi burada gene bir zincirimi atıyorum. Tam şuraya bir zincir kala ortalama direk oluşturacak şekilde zincirime batıyorum. Alıyorum. İlmeğimi alıyorum ve üzerine alarak birleştiriyorum. Şimdi burada tekrar 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve hemen öndeki göze batıyorum. İkinci sırama geçtim. Tekrar çepeçevre kafeslerimi oluşturuyorum. İsterseniz burada şuraya da batarak kafesleri fazlalaştırabilirsiniz. Benim bluzum bittiği zaman eğer size biraz dar geldiyse ölçersiniz. Dar geldiyse orada biraz arttırma yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Çünkü 54 kafesten oluşuyor çepeçevre. Bu da size bence yeterlidir. Şimdi diğer tarafı yaptım. Diğer tarafta ne kadar yaptım göstereyim nasıl oldu. Bakın kolumuz bu şekilde oluyor. Şu şekilde oluyor. Kaçıncı sırayı yapmışım? 1. Bakın kafesler bu şekilde. Ben kolumu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sıraya geçiyorum. Bu şekilde uzatabildiğiniz kadar uzatın. İsterseniz uzun kolu da yapabilirsiniz. İsterseniz yaparsınız ucunu şöyle büzersiniz. Karpuz kolu da yapabilirsiniz. Hayal etmek size kalmış. Ben ama geniş kol yapacağım ve dirsekte bir kol yapacağım. Benimkini beğenirseniz benimki gibi devam edersiniz. Bunları yapalım. Kemerimiz için buluşacağız. Ondan sonra kenar oyalarımız var. Kenar oyalarımızı birlikte yapacağız. Ve ufak da bir işlememiz var. Onu da birlikte yapacağız. Kollarımızı bitirelim. Tekrar gelelim arkadaşlar. Kolumuzu bitirdik arkadaşlar. Tam buradan başladığımız yerden 30 kafes sırası yaptık. Ve şu oyayı yapacağız kenarına. Diğer taraftan çalıştım. Şu oyayı birlikte çalışacağız. Şimdi 30. sırada birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Şöyle birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üzerine alıyorum. İlk olduğu için şu battığım yere bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir daha üstüne alıyorum. Bir daha üçlü trabzan yapıyorum. Sonra buraya değil şu bir direği boş bırakıyorum. Diğer direğe bir sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3'lü trabzan yapıyorum. Şimdi birleştirdiğim yerden üzerine alıyorum. Şu aradan giriyorum. Oyamızla kolumuzun arasından. İlk olduğu için aynı göze battım. Şimdi hep o aralara yapacağız. 3'lü trabzan bir tane yaptım. Bir tane daha 3'lü trabzan yaptım.
Sonra şu direğe değil, şu direğe batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 1, 2, 3'lü trabzan üzerine alıyorum. Bakın, şu oyamızın yattığı yere, araya, şu oyamızla beden arasına giriyorum. Bir tane 3'lü trabzan, bir daha üzerine alıyorum. Bir daha 3'lü trabzan ve şöyle oluşuyor oyamız. Sonra buraya değil, şu direğe batıyorum. Arada bir direk boş bırakıyorum. Tekrar sık iğne ile kapattım oyamı. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Hemen yeri belli, bakın. Şuradan oraya bir tane 3'lü trabzan. Tekrar üzerine alıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Sonra buraya değil, şu direğe değil, şu direğe sık iğne ile kapatıyorum oyamı. Son bir kez daha yapalım. 1, 2, 3 tane zincirimiz üzerine aldık. Hemen yerimiz belli zaten. 3'lü trabzan. Bir tane daha 3'lü trabzan. Ve şuraya değil, şuraya birleştiriyorum. Şimdi bu oyayı kolumuzun çevresinde yapacağız. Artı bir de yaka çevresinde, beden, ön beden çevresinde. Şimdi sağ ön bedenden başlayacağız. Başlayacağız. Şuradan hemen. Hemen buradan başlayacağız. 3 tane zincirimizi çekeceğiz. Oyamızı yapacağız. Şuraya değil, şuraya batacağız. Bir direk hep arada boş kalsın. Çünkü çok sıkı oluyor. Eğer her kafesin içine yaparsak oyamızı çok sıkı oluyor arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. Biraz da gevşek tutarsanız oyamız da rahat olur. Şöyle buradan başlayacağız. Sağ etek ucundan başlayacağız. Arka yaka ve sol etek ucuna kadar oyamızı da yapacağız. Oyamızı bitirdikten sonra sağ ön bedende kemer çalışması var. Kemer de bildiğiniz trabzan. Şöyle yapalım. Onu da göstereyim. Şimdi şurada trabzanlarımıza başladığımız yer var kemerde. Bakın, örgümüzün düz tarafındayız. Buradan alıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra tabi bağlayacağız bunu. Aynı yere bir tane ikili trabzan, 2 tane ikili trabzan. Üçüncüsünü de şu battığımız ilk trabzanın üstüne sabitlensin diye. Kaç tane oldu? Zincirimizi saymıyoruz. 3 tane trabzan yaptık. Zincirle beraber 4 trabzan. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Buraya değil, şuraya batıyoruz. İkili trabzanımızı yapıyoruz. Tekrar üstüne aldık. Tekrar üst yan tarafa batıyoruz. Tekrar üstüne aldık ve zincirimize batıyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3 döndük. Buraya değil, buraya. Üç tane yan yana trabzanımızı yapıyoruz. Toplamda zincirle beraber sayarsak 4 tane trabzanımız oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Bel çevresini kaplayacak ve bağlayabileceğimiz uzunlukta olacak. En son ben paylaşımda bluzun ölçülerini verirken kemerin ölçüsünü de vereceğim arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Bunu yapabildiğimiz kadar uzun yapalım.
Uzunlukta sıkıntı yok. Bağladığımız zaman sarkma payını da hesap edeceğiz. Bunları yapalım ve işlemeler için buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Bluzumuz bitti arkadaşlar. Yalnızca işlemesine geldi. Şöyle ölçüleri de ben size vereyim. Kolumuzun oyası bu şekilde. Kolumuzun boyu 25 santim. Tam 25 santim. Bedenimizin boyu ise 49. Omzun en yüksek yerinden aşağıya kadar 49 santim. Şuraya da bir çıt çıt yaptım. Kullanım rahat olsun diye. Evde vardı. Şöyle kapattığım zaman rahat olsun diye. Aslında birkaç çeşit işleme düşündüm arkadaşlar. Ama ben giyeceğim için, benim gönlüme göre olması için tabii en son düz renkte, sadelikte karar kıldım. Fakat size de göstermek istiyorum. Şöyle papatyalar yaptım. Tığla papatyalar yaptım. Şöyle koymayı düşündüm. Ama yalnızca düşüncede kaldı arkadaşlar. Size belki istersiniz, belki hoşunuza gider diye şöyle bir göstereceğim. Böyle kullanmak isteyenler de olabilir. Şöyle dikeceğiz. Yani dikecektik. Şöyle. Sağ beden üstte olduğu için genelde sağ bedene, sol bedende gerek yok. Zaten görünen çok fazla bir şey yok. Şöyle düşünün. Ve hayal edin. Eğer sizin bu hoşunuza giderse siz bu çiçekleri işleyebilirsiniz. Şöyle. Tabi bu kadar da kaldı benim. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şöyle uzatabilirsiniz. Aslında tatlı oldu. Eğer bunu giyecek kişi genç kızsa çok şeker olabilir. Ama bunu giyecek kişi ben olduğum için ben kendi sevdiğim tarzda yapmak istedim. Şimdi kemerini de ölçeyim. Kemerin trabzanlarla yapmıştık biliyorsunuz. Şu trabzanları sayınca 95 trabzan yaptım. Ölçüye gelince aslında herkesin bel çevresine bir tur artı bir de sarkma payını hesap edin. Tabii bunları giyerek ayarlayacaksınız arkadaşlar ama ben gene fikir olsun diye size ölçü de vereyim. 90 santim. Her bir kemer 90 santim uzunluğunda. Bunu da söyledikten sonra şöyle başlamak istiyorum. Biraz ben göstereceğim size. Ondan sonra devamını hayal gücünüze göre yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunun için Alize'nin koton iplikleri var. Bunları kullandım fakat tek kat ince geldi. Onun için bir içten çektim ipimi. Bir de dıştaki ipimi kullanacağım. İki kat kullanacağım. Şöyle. Şöyle tığımı içine alıyorum. Buradan çıkarıyorum. Sonra buradan giriyorum. Buradan çıkarıyorum ve hemen geçiriyorum içinden. Şöyle geçiriyorum. Hiç biliyorsunuz ki doğada simetri yok arkadaşlar. Hiçbir şey birbirine benzemiyor. Aynısı değil. Bu da bizim işimize yarıyor. Yani yaptığınız çiçeği, yaptığınız desenin aynısını yakalamaya çalışmayın. Birisi biraz daha farklı olur, birisi biraz daha farklı olur. Yaparken umutsuzluğa kapılmayın. İnanın giydiğinizde çok hoşunuza gidecek. Şöyle yapıyorum, şöyle alıyorum, şöyle getiriyorum. Şöyle yapıyorum, getiriyorum. Şöyle yapıyorum, getiriyorum. Bakın ipim hep altta.
İlmeğim de üstte. Tek ilmekle çalışıyorum. Şöyle yapıyorum. Getiriyorum. Şöyle yapıyorum. Getiriyorum. Çok sıkmayın. Çünkü şöyle yapıyorum. Getiriyorum. Bakın. Şöyle geldim. Hiç size 2 say, 3 say diyemeyeceğim. Çünkü hiç ölçerek yapmıyorum. Şöyle yapıyorum. Getiriyorum. Şimdi şurada bir dönme yapalım. Şöyle yapıyorum, getiriyorum. Şöyle yapıyorum, getiriyorum. Bakın. Bunu hep gevşek tutacaksınız. Şöyle yapıyorum, getiriyorum. Şöyle yapıp tekrar aynı yere geldim. Sonra şöyle geldim. Şöyle. Bakın. Ne kadar şık. Şöyle. Şekilde böyle böyle biraz da bir gevşek tutarsanız arkada aralardakiler potluk yapmaz. Döne 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 geleceğim buraya. Buradan şu omuza kadar geleceğim arkadaşlar. Yapabildiğim kadar, canımın istediği kadar. Tarz bu, sistem bu. Sistem bu şekilde işliyor ve böyle böyle siz neyi hayal ediyorsanız o şekli yapın arkadaşlar. Ve ne kaldı? Artık iplikleri temizleyeceğiz ve son paylaşımda buluşacağız. Bunları yapalım. Gelelim. Bluzumuz bitti arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şuraya bakın. Burayı döne döne yaptım. Döne döne burada kapattım deseni. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. O çiçekleri de kullanabilirsiniz. Aslında çiçekler de güzel olabilir. Ben böyle tercih ettim. Kot pantolonun üstünde, kot pantolonuma zaten sahip çıktı benim mankenim. Kot pantolonun üstüne de güzel durdu. Şu sıralar çok moda olan palazzo pantolon denilen pantolonların üstüne de güzel olur. Bende de o tarz bir pantolon var, böyle çok pantolon etek tarzında bir pantolon var. Siyah renkte, onunla giymeyi tercih edeceğim. Yaparken çok keyif aldım. Eminim siz de o keyfi yaşayacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni, farklı, güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.